radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Yalnızlar. Yazan Aldo Huxley. Radyoya uygulayan Şayka Günsel Öztürk. Yöneten Asuman Korat. Efekt Ertuğrul İmer. Ses alma teknisyeni Erol Kahraman. Oynayan sanatçılar: Johnson Hatton, Kerim Afşar. Janet Spence, Hepşen Akar. Hizmetçi Helen, Meral Gözendor. Doris, Sema Aybars. Emily Hatton, Nihal Türkmen. Hizmetçi Clara, Melek Tartan. Doktor Libart, Alpay İzbırak. Şoför Ertan Savaşçı. Ses Nesrin Karabulut. Spence evde mi Helen? Evet Bay Hatton. Siz salona buyurun, şimdi haber veririm. Teşekkür ederim. Buyurun, oturun lütfen. Nasılsın Helen? Seni iyi gördüm. Çok iyiyim Bay Hatton. Gittikçe de gençleşiyorsun. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Bayan Hatton nasıl? Hiç sorma. Anlıyorum. Ne yaparsınız? Bu da sizin şansınız. Gideyim de hanıma haber vereyim. Oh, yeni tablolar satın almış. Yakında bu ev müzeye benzeyecek. Zavallı Janet. Oh, bu ayna da yeni galiba. Çerçevesindeki oymalara bakılırsa antika olmalı. Hı hı. Yüzüm biraz solgun galiba. Saçlar da gittikçe kırlaşıyor. Ama yine de gören 48 yaşında bir adam olduğumu söyleyemez. Yakışıklıyım. Evet. Yakışıklı bir erkeğim ben. Bay Hatton, hoş geldiniz. O Janet, beni şaşırttınız. Öyle mi? Nasıl? Aynamı beğendiniz mi? Çok beğendim. Çok nefis bir şey. Zevklerinize hayranım Janet. Bay Hatton. Hele şu gülümsemeniz yok mu? Bana ünlü Mona Lisa tablosunu hatırlatıyorsunuz. Oh, Bay Hatton. Siz hep böyle gülümseyin olmaz mı? İlk defa geçen yıl söylemiştiniz bunu bana. Dikkat etmiyor musunuz o zamandan beri? Derdim de olsa hep gülümsüyorum. Beni mutlu ediyorsunuz, teşekkür ederim. Anlatın bakalım, ne var ne yok? Ne olsun Janet? Emily nasıl? Nasıl olsun, bildiğiniz gibi. Zavallı dostum benim. Ama yine de iyi görünüyorsunuz. Çok iyi görünüyorsunuz. Sizin o güzel gözleriniz beni öyle görüyor. Eve giderken bir uğrayayım dedim. Çok size iyi ettiniz. Şehirdeki günlük işlerden, sıkıcı havadan kurtulmak ne kadar güzel. Niye ayakta duruyoruz? Otursanıza Bay Hatton. Yok, hayır, oturmayayım. Gitmem gerek Janet. Emily sabahleyin pek iyi görünmüyordu. Karınız çok zayıf bünyeli bir kadın. İnce, narin. Evet, üşüttü sanırım yine. Her zamanki gibi. Her neyse, yarına kadar düzelirmiş öyle diyor. Benimle dertleşmek için mi uğradınız? Sizi üzgün görmeye dayanamıyorum. Anlatın, ferahlarsınız. Zamanım olduğunda bir gün oturur, uzun uzun dertleşiriz Janet. Şimdi
Hemen gitmem gerekiyor. Emile sizi yarın öğle yemeğine çağırıyor. Bunu söylemek için uğramıştım. Gelirseniz değil mi? Ben de istiyorum gelmenizi. Oh, Emile için bir sakıncası olmazsa gelmeyi isterim. Ne sakıncası olacak? Bizi çok sevindirirsiniz. Hem biliyor musunuz, evlilik hayatında bazen bir üçüncü kişiye her yönden ihtiyaç duyuyor insan. Oh, evli bir erkek için pek dürüstçe bir düşünce değil bu. Olabilir, olabilir ama doğruyu söylüyorum. İnsanlar genellikle düşündükleri evliliği yapamıyorlar. Düşündükleriyle yaptıkları evlilik çok farklı oluyor. Bunu evlendikten sonra görüyor, anlıyorlar. Ne var ki her şeye rağmen sürdürüyorlar evliliği. Çünkü düşündükleri evliliği bulmanın çok güç, belki de olanaksız olduğunu kabul ediyorlar. Ne güzel konuşuyorsun. Gitmeliyim artık. Hoşça kalın esrarlı Mona Lisa. Sizi yarın bekleyeceğim. Sahi mi? Oh, sizi geçireyim. Yo yo yo, yorulmayın, kıyamam size. Merak etmeyin, yorulmam bayattın. O kadar narin, o kadar zayıf bir kız değilim. Bunun için de hayranım ya size. Susun, böyle konuşmayın. Zavallı Emile'ye karşı çok ayıp oluyor. Elimde değil ki. Arabanız nerede? Garajın kapısında. Bakın bakın, işte orada. Oh. Niye şoför kullanıyorsunuz Bay Hattin? Kendim kullansam daha iyi olur değil mi? Öyle ya. Fazla heyecanlı bir tipim Canet. Dalgınım da üstelik, kendime güvenemiyorum. Oh, inanmam. Sizin gibi bir erkek. Hoşçakalın Canet. Güle güle. Yarın bekleyeceğim sizi. Geleceğim. Nereye Bay Hattin? Eve Nep. Yalnız dört yol ağzında biraz durucuyuz her zamanki gibi. Anladım efendim. Tamam, şurada. Sen istersen git kendine bir paket sigara ya da gazete al. Peki Bay Hattin. Yalnız gecikme, yarım saate dön. Eve geç kalmak istemiyorum. Peki efendim. Yine gecikti. Bekletmek hoşuna gidiyor. Ah, işte geliyor. Hem de koştura koştura. Çok mu beklettim? Gir arabaya. Canım dondonum benim. Çok mu beklettim? Her zamanki gibi canım. Ya işte, beni özleyecek zaman bulmuşsundur beklerken. Kendini özletmeye pek meraklısın. Uyum kurusun, öyleyimdir. Oh, sen yok musun dondonum? Sen yok musun? Hiç yaşlanmayacaksın. Şu kurulaşmış saçlarına, şu bıyıklarına bayılıyorum. Dur ya, ne yapıyorsun ya? Bıyıklarım tek... Canım yanıyor canım. Yansın. Hadi öp beni, çabuk. Burada mı? Gelen geçen ne der sonra? Ne derse desin, umurumda mı? Çok çok şu saçları kırlaşmış adam bir piliç yakalamış. Bravo derler. Hevesini sonra yasaklar. Demek öpmeyeceksin. Doruldum. Pekala, pekala. Uzat yanağını. O kadarcık mı? Şimdilik o kadarcık. Ne yapalım? Ona da peki. Biliyor musun? Sen tıpkı Louis de Keroway'in resimlerini hatırlatıyorsun. Ay, kimmiş o söylediğin Louis de bilmem... Kim değil Doris, kimdi. Çünkü yıllar önce öldü. Ay yazık. Ah, üzülme yavrum, üzülme. Şu ellerinin okşayış yok mu? Ay, beni çok heyecanlandırıyor. Heyecanlandıran ellerim değil yavrum. O heyecan senin içinde var zaten. Ay tontunum, seni öyle seviyorum ki. Seni gördüğüm, seninle olduğum zamanlar dünya benim oluyor. Ay, çok mutluyum tontunum, çok mutluyum. Ben de. Ama bilmek istiyorum, bu yaptığımız doğru mu? Ben de şu anda 25 yılımın nasıl geçtiğine şaşıyorum. 25 uzun evlilik yılı. İyi, biraz ciddi olsana canım. Sana bir soru sordum. Birbirimizi sevmemiz, bu yaptıklarımız doğru mu değil mi?
Senden duymak istiyorum bunu. Doğru mu değil mi bilemem. Belki doğrudur ama asıl doğru olan... ...sana dokunduğumda... ...heyecanlanıvermen. Doğal ve iyi bir şey senin açından. Bana hiç yardım etmiyorsun. Biraz daha ciddi olamaz mısın? Gerekirse olurum. Bu yaptığımızın doğru olmadığını düşündüğüm anlar nasıl üzüldüğümü bilemezsin. Cehennem hayatına benziyor. Hemen bitirmeyi düşünüyorum ilişkimizi. Ama yapamıyorsun. Evet doğru yapamıyorum tonton. Oysa kaçabilir, gizlenebilirim senden. İstesem kendimi odaya kilitletir sana gelmeyebilirim. Ama yapamıyorum bir türlü. Boşuna düşünceler bunlar, üzme kendini. Yanındayım işte, yetmez mi bu? Canım benim. Umarım söylediğin gibidir. Kimi zaman da hiç üzerinde durmayıp her şeyi oluruna bırakayım diyorum. Böyle düşündüğüm zamanlar çok daha rahatlıyorum tabii. Öyleyse hep böyle düşün. Nerede kaldı bu adam? Kim? Şoför canım. Birazdan gelir, ne yapacaksın onu? Gitmeyecek miyiz? Nereye? Şuna bak, anlamazlıktan geliyor. Otelimize tontonum. O ormanlar içindeki güzel otelimize. Bugün gidemeyeceğiz. Neden ama? İşim var. Bu saatte ne işin var ki? Eve gideceğim. Eve mi? Doris, beni anlaman gerekir. Karım bu sabah hastaydı. Ya demek öyle. Hadi git karıcığına git. Doris, dur yavrum, dur güzelim. Tuntunum, bağışla beni. Haksız olduğumu biliyorum ama elimde değil işte. Ne yapayım? Hadi üzme kendini. Yarın gece birlikte oluruz, tamam mı? Tamam. Hadi yine artık, şoför geliyor. Peki tuntunum. Yarına kadar hoşça kal. Yarın seni bol bol öpeceğim. Ben de izin vereceğim. Güle güle yavrum. Zamanında geldi mi Bay Hatun? Tam zamanında geldin hep. Şimdi nereye Bay Hatun? Eve Nep, eve. Ne kadar sıcak burası. Şömineyi yaktırdım. Bu havada mı? Dışarıda herkes gömlekle bluzla geziyor. Biliyorsun sıcağa ihtiyacım var. Hem bugün içimden titreme geliyor. Umarım sabaha göre daha iyisindir. Maalesef değilim. Doktor Liebert Wells'e gitmemi tavsiye etti. Suyu yararlıymış bana. Ayrıca fizik tedavisi de gerekiyormuş. Çok iyi. Çok iyi yavrum. Senin için çok iyi hayatım. Sen de benimle birlikte gelirsin, değil mi? İmkansız Emily. Biliyorsun bu ay sonu İskoçya'ya gidiyorum. Ama ben böyle bir yolculuğu yalnız başıma yapamam, beceremem. Bir başıma otellerde nasıl kalırım Johnson? Canım, yalnız olmayacaksın ki, Clara da seninle gelir. Demek oralara kadar hizmetçiyle gideceğim, öyle mi? Johnson, yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Doktorun sözünü dinlemek gerekir yavrucuğum. Sonra senin içinde bir değişiklik olur bu, değil mi Emily? Ben senin gibi düşünmüyorum. Doktor Liebert düşünüyor ama. O ne söylediğini iyi bilir. Hayır, hastayım. Yalnız gitmeye cesaretim yok. Mantıklı olsana biraz hayatım. Oralarda ne olacağı belli değil. Ölürsem burada huzur içinde öleyim daha iyi. Tanrım. Emily, dinle beni lütfen. Dinleyecek bir şey var mı ki? İstemediğin belli işte. Yine başlama rica ederim. Yine başlama. Bıktım şu senin şu halinden. Suçu bana mı buluyorsun? Ya kimde? Biraz düşün lütfen. Benimle evlendiğin zaman böyle miydim ben? Genç, güler yüzlü bir kızdın. Bir de şu haline bak. Gidiyorum ben. Nereye? Daha yeni geldin. İçim sıkılıyor, bunalıyorum. Biraz hava alıp döneceğim. Of. Emily? Efendim? Özür dilerim, seni üzmek istememiştim. Zarar yok Johnson, alıştım artık. İstersen Wells'e birlikte gideriz. Sahi mi? İskoçya işini daha sonraya bırakırım. Ne kadar sevindiğimi bilemezsin Johnson. Johnson, hep böyle olsan... Yine ağlamaya başlama. Yo, ağlamayacağım, çok mutluyum. Hadi azıcık gül Emily, azıcık gül. Eski günlerdeki gibi, ha? Azıcık. Eski günlerdeki gibi. Niye istiyorsun bunu? 25 yıllık karımsın. Gülmeni isterim tabii. Mutlu olmanı isterim. Peki. Bak sana komik bir şey anlatayım.
Janet'i yemeğe çağırdığını söylemek için uğramıştım ya. Evet. Kızı yine işlettim. Yapma. Gülüşünün Mona Lisa'ya benzediğini söylediğim zaman görecektin nasıl renkten renge giriyordu. Sonra senin davetini söyleyince de Emily için bir sakıncası yoksa gelmeyi isterim demezdim. Az daha kendimi tutamayıp gülecektim. Kızın duygularıyla oynuyorsun, yazık değil mi? Çocuk değil ki, 40 yaşında koskoca kadın. Akıllı olsun da kanmasın. Eğlendiğimi anlayıversin. Zavallı anlayamıyor işte. Yaptığın iş de hoş değil. Seni güldürmek için anlatmıştım. Ama ne yapsam güldüremem, öyle değil mi? Ne olur yine tartışmaya başlamayalım. Yok yok, hiç niyetim yok Emily. Gece iyi uyudun mu? İşte. Eğer kendini iyi hissediyorsan öğle yemini terasta yiyelim. Üşümez miyim? Bilmiyorum, sana sordum. Yiyelim, belki bir değişiklik olur. Sırtıma kalın bir şal alırım. Clara yemekleri hazırlasın artık. Janet neredeyse gelir. Sen söyleyiver. Peki. Johnson, fikrini değiştirmedin değil mi? Hangi konuda? Seyahate birlikte çıkacağız. Evet evet, çıkarız. Emily nasılsın? Seni gördüğüme sevindim. Ben de Janet. Hasta mısın yine? Çok solgun görünüyorsun. Hastayım ya. Geceleri uyuyamıyorum. Doktorun verdiği ilaçlar da yeterli değil. Ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi de doktor kalkmış, Wes'e git diyor. İyi ya işte. Sağlığına kavuşman için gerekliyse gitmen iyi olur. Pek sanmıyorum. İnanmıyorum da. Oo Janet. Ah. Hoş geldiniz. Ah. Bay Hatton. Teşekkür ederim. Dünden beri nasılsınız bakalım? Çok iyiyim Bay Hatton. Emily şekerim, Clara sofrayı kurdu terasa. Öyleyse hemen oturabiliriz. Sen yine de arkana kalın, bir şey alalım. Alacağım. Söyle bana, neredeyse ben getireyim, sen yorulma. Ah, beni düşündüğün için teşekkür ederim. Holde asıl. Şimdi getirelim. Ne iyi kocan var. Öyle mi? Al şanını karıcığım. Teşekkür ederim. Nefis bir yemek yedim. Beni davet ettiğiniz için çok memnun oldum. Sen iyi ol da Emily, bir günde bana gelin. Tabii geliriz. Sen çok az yemek yedin Emily. Ona mı dikkat ettin? Evet. Bir gün dilerim sıhhatli kadınlar gibi yerim. O günü görürsem çok sevineceğim. Seni sevindirmek beni de memnun eder. Şu üzüm tabağını uzatır mısın lütfen? Yok olmaz. Biliyorsun doktor bunu yasakladı sana. Ama kırmızı üzümü çok seviyorum. Hem bugün kendimi de iyi hissediyorum. Uzat tabağı lütfen. Oh, Bay Hatton, bu kadar zalim olmayın. Bırakın canı çekiyorsa yesin. İnsanın iştahla yiyeceği şey sağlığına zarar vermez. Pekala Janet, sizi kırmayacağım. Ama bak Emily, hastalanırsan beni sorumlu tutmak yok. Şimdiye kadar yaptı mı böyle bir şey? Yok, yapmadın çünkü ben kusursuz bir kocayım. Kahve yeriniz efendim. Teşekkürler Clara. Başka emriniz? Ya yok, gidebilirsin. Peki efendim. Oh nefis. Evet, gerçekten de öyle. Yaşamak güzel şey. Evet, sadece yaşamak bile ne kadar güzel. Aa, sevgili Emily. Ah, ilacım. İlacımı almayı unuttum. Clara. Dur seslenme. İlacın içeride kaldıysa ben gider getiririm. Nasıl olsa sigara almayı düşünüyordum içeriden. Peki Johnson. Nerede canım ilacın? Büfenin üzerinde olacak. Beyaz şişe. Peki canım. Peki şimdi. Üzerine titriyor senin. Öyledir. Kahveni içmiyorsun. İlaçtan sonra içeceğim. İlacın tadını alıyor. Bilsen öyle acı ki. İstersen biraz şeker atalım kahvene. İyi olur canım. Dur sen yorulma, ben koyarım. Bir dakika. Teşekkür ederim. Biraz bolca koy şekerini. İşte ilacım. Şişeyi getirmedin mi? Yok canım. Clara'dan bir bardak istedim. İlacından da damlatıp getirdim. Al hadi iç. Peki. Çok güzel bir kokusu var değil mi? Tadı da öyle olsaydı. Al Emily. Al kahveni iç hemen. Dostlarım, doğrusu üzerime titriyorsunuz. Neredeyse şımarcıyım.
Kendimi iyi hissetmiyorum. Ne oldu yine? Bilmem ki. Odama çıkıp uzansam iyi olacak. Tabii Emily, çıkıp uzan biraz. Ben yabancı değilim. Johnson, başım dönüyor. Galiba yürüyemeyeceğim. Bana yardım eder misin? Tabii. Gir koluma. Sizi biraz yalnız bırakacağım Janet. Hiç önemi yok. İyi dinlen Emily. Kusura bakma canım, lütfen. Sana söylemiştim. O üzümlerden yeme demiştim. Ondan olduğunu hiç sanmıyorum. Bazen çocuk gibisin. Hiç söz dinlemiyorsun. Söylenmeye başlama yine. Biraz dinleneyim, bir şeyim kalmaz. Bence de öyle. Hemen uzanacağım. Hemen. Soyunmadan mı? Clara bana yardım eder. Ama sonra... Sonra Johnson, sonra. Oh. Şu pikeyi üzerine örteyim. Teşekkür ederim. İyice dinlen. Bu akşam evde olmayacağım. Gece geç dönebilirim. Nereye gideceksin? Henry'de. Eski anılarımızdan konuşup sohbet edeceğiz. Gitmesen olmaz mı? Akşamları evde yalnız kalmak hiç hoşuma gitmiyor. Ama yavrucuğum, haftalarca önce sözleşmiştik. Ayıp olur. Uyumana bak sen. Gideyim de Janet'i yalnız bırakmayayım. Peki Johnson. Kızı alaya almaya kalkma lütfen. Onun duygularıyla oynama. 40 yaşına geldi, hala evlenemedi. Bir bunalıma girebilir. Peki canım, peki. Biliyorsun hep sıkıntıdan yapıyorum bunu. Yapma. Tamam. İyi uykular karıcığım. Dönüşünde belki uyanık olurum. Evde olduğun zaman daha rahat uyuyabiliyorum yine. Erken dönmeye çalışıyorum. İyi eğlenceler. Sağ ol yavrum. Görüyorsunuz ya, sizi fazla bekletmedim Janet. Ama niye kalktınız siz? Gitmem gerek. Olur mu ya, ben ki... Karınız gerçekten çok hasta Bayattin. Sizi görünce neşesi yerine gelmişti ama... İçten değil davranışları. Sinirleri çok bozuk, iyice inceledim onu. Çok çökmüş, her an bir şey olabilir. Doktor Libart sizin kadar kötümser değil. Libart sadece bir köy doktorudur. Karınızı Londra'da bir mütehassısa göstermeniz iyi olur. Mütehassıslara karşı bir tutkunuz var galiba. Ciddi söylüyorum. Kanımca Emily'nin durumu hiç de iyi değil. Dediğim gibi her an bir şey olabilir. Tabii yine de sizin bileceğiniz bir şey bu. Hoşçakalın Bayattin. Bu kadar çabuk gideceğinizi hiç sanmıyordum. En kısa zamanda beni görmeye geleceğinizi ümit ederek gidiyorum. Peki Mona Lisa. İsteğiniz benim için bir emirdir. Bayattin. Bu defa da ben sizi kapıya kadar geçireceğim. Hiç olmazsa bir iki dakika daha birlikte oluruz. Neler de söylüyorsunuz. Nap. Buyurun efendim. Çabuk arabayı garajdan çıkar, geciktim. Peki efendim. Orman oteline gideceğiz. Anladım efendim. Nerede kaldınız? Ne oldu? Niye bu saatte ayaktasın sen? Gelin içeri. Doktor da burada. Doktor Libar. Ne oldu? Bu saatte ne işiniz var burada? Sizi epey aradık Bay Hatun. Henry'lere gittiğinizi söylediler ama orada bulamadık. Oraya gidecektim ama son dakikada fikrimi değiştirdim. Karınız acele sizi görmek istemişti. Olur, şimdi giderim. Sanırım biraz geç kaldınız. Geç mi? Bayan Hatun... Yarım saat önce öldü. Ne diyorsunuz siz? Maalesef. İyi ama nasıl olur? Fazla hasta görünmüyordu. Bir kalp krizi. Bünyesi çok zayıf olduğu için dayanamadı. Yediği yemeklerde ağır gelmiş olabilir. Elden ne gelir bayağı attın. Kaç gündür evden çıkmadınız. Yemek de yemiyorsunuz. Canım istemiyor Clara. Ama olmaz ki. Yoksa siz de mi hastalanmak istiyorsunuz? Hadi birazcık bir şeyler yiyin lütfen. Kırmayın beni. Çok üzülüyorum Bay Hatton.
Hem bakın hafif bir muhallebi getirdim size. Bir parçacık da söğüş etli haşlanmış patates. Hadi ne olur Bay Hattın. Peki Clara. Ne yapalım? Karınızı ben de severdim. Hem de çok severdim. Ama ölenle ölünmez ki. Haklısın. Bakın bunlar da mektuplarınız. Bu sabah posta kutusundan aldım. Teşekkür ederim. Bir istediğiniz olursa bana sesleniverin olmaz mı? Hemen gelirim. Teşekkürler. İyiliğinizi hiç unutmayacağım Clara. O nasıl söz Bay Hattın? Hadi gideyim de mektuplarınızı okuyun siz. Ölüm çok korkunç bir şey. Tanıdığım biri öldüğü ya da hastalandığı zaman onu yakınımda duymuşumdur hep. Hep de korkmuşumdur. Şimdi de öyleyim tontonum. Çok yalnız ve çok mutsuzum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kafamdan atamıyorum bir türlü. Yazmak istemiyordum sana. Zaten yazı yazmasını da pek beceremem. Ama çaresiz kaldım. Dayanamadım. Bağışla beni tontonum. Seni öyle arıyorum ki. Benim için dünyada bir sen varsın. Öyle iyi, öyle nazik, öyle anlayışlısın ki bana karşı. Bir türlü anlayamıyorum. Senin gibi bir adam, benim gibi cahil, duygusuz, budala bir kızı nasıl sevebilir? Beni seviyorsun değil mi tontonum? Zavallı kızcağız. Beni sahiden seviyor galiba. Ama bu kadar da fazla. Anlamalı ki onunla sadece gönül eğlendirdim. Ona benzeyen bir düzine kız girebilir hayatıma. Evlilik hayatımın durgunluğunu biraz olsun giderebilir. Ne büyük hata Tanrım. Düşüncesizce, sorumsuzca. Zavallı küçük Doris. Üzüleceksin ama elimden bir şey gelmez. Sana her şeyi anlatacağım ve bir daha da seni görmeyeceğim. Canım benim, canım tontonum. Hadi söyle, beni özlediğini söyle. Tabii, tabii özledim. Bu orman oteli var ya, sensiz çekilmiyor. Ne ağaçlar ne çiçekler, hiç ama hiçbiri gözüme güzel görünmüyor sen yokken. Ama ne sıcak değil mi? Hı hı. Hadi at şu ceketini de rahatla biraz. Aa, dur dur, ayakkabılarını da çıkaralım. Dur canım, Doris yapma, ne oluyor? Sana hizmet etmek öyle hoşuma gidiyor ki.
Ne olur beni bundan mahrum etme, ne olur. Doris, seninle konuşmak istiyorum. Konuşalım tontun. Hem zaten konuşup duruyoruz. Yani başka bir şey yaptığımız yok ki. Demek istediğim ciddi ciddi konuşmak. Ya, ay beni heyecanlandırıyorsun. Ay şimdi yüreğim yerinden fırlayacak. Neler söyleyeceğini sanki biliyor gibiyim. Tuntunum ha, sen dünyanın en iyi erkeğisin. Beni öyle sevindiriyorsun ki. Dilerim sen de hep her zaman daima sevinirsin. Dur. Önce dizlerine oturayım. Kollarını da boynuna dolayım. Tamam. Hadi söyle şimdi. Seni dinliyorum. Vazgeçtim. Sonra söyle. Olur mu ama? Ne yaptım ben sana tontonum, yoksa bilmeden kırdın mı? Niye vazgeçtin? Eğer bilmeden bir şey yaptıysan bağışla beni. Ay ben çok budala bir kızım. Çok aptalım. Ay ne olur tontonum, ellerini öpeyim tontonum. Dur canım, dur, ne yapıyorsun canım? Ah bu ellerin, yok mu bu ellerin? Beni deli ediyor. Biliyor musun? Sen yokken ben çok azık suratlı bir kızım. Herkese azarlayıveriyorum. Hiçbir şeyi güzel görmüyorum. Dünya güzellik kraliçesi gelse karşıma, hadi oradan koca karı diyiveririm. Ama sen geliverince işler değişiyor. Bütün karalar pembe oluveriyor. Hadi tontonum, hadi susma, konuş. Söylemek istediğini söyle bana, bak bekliyorum. Gözlerinin içine bakarak bekliyorum. Doris, sen delisin yavrum. Deliyim ya, senin için deliyim. Gör bak tontonum, seni benim kadar sevebilen bir başka kadın var mı bu dünyada? Var tabii, niye olmasın? Ne demek istiyorsun? Söyle bana kim o, çabuk söyle. Kalbim duracak, şimdi öleceğim. Ha, tahmin edemedin mi? Hayır. Janet Spence. Janet Spence mi? Hani şu 40 yaşındaki hiç evlenmemiş kadın. Evet, bana tapıyor. Ama sen ona tapamazsın. Tapamazsın. Yani öyle değil mi tontonum? Buradan ayrılınca onu görmeye gideceğim sanırım, benimle evlenmek ama. Olsun. Sen onunla evlenmek istemezsin ki. Öyle değil mi tontonum? Niye istemeyeyim? Ağırbaşlı, kibar bir kız. Bana iyi bir eş olabilecek, evimi yönetecek yetenekte. Tal kafalı Doris. Haklısın tontonum, çok haklısın. Benim gibi budala bir kızı ne yapacaksın? Sevgiden başka hiçbir şey veremeyecek olan bu salağa ne yapacaksın? Sen mutlu ol tontonum. Ben her şeye razıyım. Ne yapalım? Sus, zırlama. Merak etme, şimdi geçer. Uyum işte, ne yapayım, kendimi tutamıyorum. Birazdan gülerim. Üzülme. Geçer, hepsi geçer. Doris. Söyle sevgilim. Beni bu kadar çok mu seviyorsun? Ay sana cezamı versin ki çok seviyorum. Hadi sil gözlerini bakayım. Benim niyetim seninle evlenmek. Ne? Ay, tut beni. Tut, ölüyorum. Doris. Yanağım. Ay tontonum, ne olur benimle eğlenme. Ama iyi oldu vurduğun, kendime geldim. Hemen yarın evleneceğiz, anladın mı? Yakınlarda bir köye gideriz. Yalnız bir süre gizli tutacağız. Kimseye söylemek yok, anladın mı? Anladım tontonum. Sen nasıl istersen hep öyle olacak. Elbet bildiğim bir şey vardır. Sen benim gibi değilsin, çok akıllısın. Anlaştık. Yalnız bir isteğim var. Bir beyaz elbise. İlk defa gelin olacağım tontonum. Buna hayır deme ne olur. Duvak filan istemem. Gelin teli de istemem. Sadece bir beyaz elbise olsun yeter. Pekala, hadi kalk, hemen gidelim. Yaşa tontonum. Kucağın öyle sıcak, öyle rahattı ki kalkmak pek zor olacak.
Oh, Bay Hatton, nerelerdesiniz? İtalya'daydım Janet. Görseniz nefis yerler. Oh, tahmin ederim. Ama döner dönmez sizi görmeye geldim. Daha fazla uzak kalamadım sizden. Er geç bana geleceğinizi biliyordum. Sonbaharda yeniden İtalya'ya gideceğim. Öyle mi? Oh, İtalya. Ne kadar görmek isterdim oraları. Neden gitmiyorsunuz Janet? Bir engel mi var? Yok, hiçbir engel yok. Sadece yalnız başıma cesaret edemiyorum. Ha, evet, anlıyorum. Seyahat tek başına hiç de eğlenceli olmaz. Sofranız hazır Bayan Spence. Peki Helen, geliyoruz. Aa, yemeğe kalmayayım. Oo, hiç öyle şey olur mu Bay Hatton? Eğer kalmazsanız kalbimi kırarsınız. Peki öyleyse kalıyorum. Buyurun. Kolunuza girebilir miyim? Oh, Bay Hatton. Yazın en güzel günlerini yaşıyoruz. Evet öyle. Emily'yi çok çabuk unuttunuz dostum. Oysa bir ay bile olmadı. Sizin yanınızda her şeyi unutuyorum Janet. Neden bana bu kadar yakınsınız? Samimi misiniz yoksa yalnız bir kıza moral mi vermek istiyorsunuz? Yanınızda hiçbir şey düşünemiyorum. Ah, pek güzel. Buyurun, şöyle oturun. Oo, Helen neler de yapmış. Bütün sevdiğim yemekler var. Geleceğimi biliyormuş gibi sanki. Bütün geçen günler içinde hep geleceğinizi düşünerek hazır bekledik. Her gün ha? Oh, ne büyük bir fedakarlık. Yok, üzerinde durmayın, önemli değil. Buyurun, başlayalım yemeğe. Yağmur başladı. Yaz yağmuru çabuk geçer. Haklısınız Janet. Biliyor musunuz ne düşünüyorum? Bilmek isterdim. Hayatta mutlu olmak bir noktada herkesin hakkı, öyle değil mi? Çok haklısınız. O halde mutlu olmak sizin de benim de hakkımız. O kadar uzun boylu değil. Efendim? Şey demedim. Zavallı Johnson. Biliyor musunuz bizim alın yazımız hiç de iyi değilmiş. Evet ama daha kötüsü de olabilirdi. Çok iyimsersin. Bu da senin kahramanlığın aslında. Seni çok iyi anlıyorum. Hiç kimse karşısındakini tam anlamıyla anlayamaz. Ama ben anlıyorum. Hem de öteden beri cansın. Hep üzgün ve yalnızdın ama hiç yakınmadın. Gerçekte senin evliliğin... Senin gibi birine bir şey veremezdi bu evlilik. Duygularına ortak olamazdı karın. Duygusaldın sen, yalnızdın. Ama ben hem duygularına arkadaş olur, hem yalnızlığını paylaşabilirdim seninle. Oh Johnson, sabırlısın, yakınmıyorsun. Sadece ne demek istediğini davranışlarınla, kırık dökük kelimelerle anlatıyordun. Bak Johnson, ben de yalnızım, mutsuzum. Görmüyor musun? Çok tuhafsınız Bayan Spence. Bu söyledikleriniz gerçek değil. Sadece bir sezgi, yanılıyorsunuz. Oh, hayır, hayır Johnson. Kendini aldatıyorsun. Duyuyor musun? Duyuyor musun içindeki fırtınaları? Gök gürültülerini? Çok uzun zamandır söylediklerini anlıyor. Anlamamış görünmek için gayret ediyordun. Ama artık hiçbir engel kalmadı. Bizi ayıracak hiçbir şey kalmadı. Evlilik süren içinde karına ihanet etmediğin için seni takdir ediyordum Johnson. Evet, evlilik kutsal bir bağdır ve sen buna saygı duydun. Emily seni mutsuz ettiği halde sustun. Seni seviyorum. Anlasana, hep sevdim seni. Bak, bak, bizi engelleyen hiçbir şey kalmadı artık. Rahatça konuşabilirsin. Susma, susma lütfen, susma. Ben hep seninle birlikte olmak istiyorum. Bitsin, bitsin bu ayrılık. Mona Lisa'nın sana ihtiyacı var. Janet, Janet, ne yapıyorsunuz? Lütfen kalkın yerden. Böyle davranmamalısınız. Sakin olun biraz. Johnson, Johnson sevgilim. Sevgilim. Kendiniz de değilsiniz siz. Ben gideyim de erkenden uyuyun. Bu konuyu sonra Johnson, konuşuruz. Johnson, Johnson beni bırakma. Sonra, beni sonra. Bırakma sonra Johnson. Bayan Spence. Yine gelirim. İyi sevgilim. Geceler. Eve gitmeliyim. Çok çok geç kaldım. İyi geceler. Sevgilim. Ne düşünüyorsun Tonton'um? Hiçbir şey. Canın mı sıkıldı yoksa?
Hayır. Ah tontonum, var bir şeyin senin. Hadi söyleyiver küçük karıcığına bakayım. Düşme üzerime bu kadar. Kızma tontonum, bir daha sormam. Hadi hadi, içeri gir sen. Ben verandada biraz daha oturacağım. Hiç sesimi çıkarmadan yanında otursam? İçeri gir dedim sana. Peki, peki şey, gitmeden önce bir şey soracağım. Beni evine getirdiğine, evlendiğini söylediğine pişman mısın yoksa? Hala gevezelik ediyorsun. Clara'ya söyle de yemeği hazırlasın. Beni pek adam yerine koymuyorum. Kendini saydırmayı öğren, ne yapalım? Peki tontonum. Bana ikide bir de tontonum deyip durma. Bu kelime sinirime dokunuyor. Peki ay bağışla. Şu ablamın mektubunu yeniden okuyayım. Yaptığın bu evlilik doğru değil. Tüm tanıdıklar seni kınıyor. İntihar bu. Eminim Emily'nin kemikleri sızlıyor. O ölür ölmez. Hem de görgüsüz, cahil bir kızla. Janet Spence de çevrede konuşup duruyor. Öyle saçma sapan bir şey yayıyor ki herkese. Güya o kızla evlenebilmek için karını zehirlemişsin. Onu görüp bunun niçin yaptığını sormak aklına gelmiyor mu? Tanrım, bu kadın çıldırmış. Bu kadar ciddiye alacağı nereden aklıma gelirdi? Tanrı cezanı versin senin Janet. Johnson. Ne var, ne istiyorsun gene? Şey, polis. Seninle görüşmek istiyor. Ne olur anlat bana. Şimdiye kadar hiçbir şey söylemedin. Ne anlatayım? Korkunç bir iftira karşısındayım. Ama gazetede gördüm. Yapılan otopside karının arsenik zehirlenmesiyle öldüğü anlaşılmış. İftira. Dedim ya, iftira. Ama mahkemede tanıklar hep aleyhimde şeyler söylediler. Hem de bilmeden, istemeden. Şoförüm ne bile evliyken seninle buluştuğumu söyledi. Karımın öldüğü gecede birlikte olduğumuz çıktı ortaya. Peki ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Bu benim hatam, hep benim hatam. Seni böylesine sevmemeliydim. Tontonum, eğer sana bir şey yaparlarsa kendimi öldürürüm. Seni o kadar çok seviyorum ki tontonum. Ama senin de beni bu kadar çok sevdiğini doğrusunu istersen bilmiyordum. Uf, neden yaptın bunu, neden? Ne demek istiyorsun sen? Bana bak. Yoksa sen de Emily'yi benim öldürdüm mü sanıyorsun? Çok çok gülünç bir şey bu. Sen ne sanıyorsun beni Doris? Bir film kahramanı mı? Tanrı cezasını versin bu aptalca şeylerin. Aklı başında bir insan gibi düşünsene biraz. Katil olabilir miyim ben, ha? Olabilir miyim? İnsan çok sevince... İnsan aşktan çıldırmaz. Ne zaman anlayacaksın bunu? Seninle evlenmiş olmam karımı öldürdüğümü mü kanıtlar? Ne olur beni azarlama. Hangi akla uydum da evlendim seninle? Bir şaka yapayım demiştim sadece. Ne bileyim sonunun böyle olacağını. Bak, eğer benim katil olduğumu düşünüyor, inanıyorsan git söyle herkese, seni tutan yok. Nereye gidiyorsun? Canım nereye isterse oraya. Beni sevmiyor. Sevmiyor beni. Kavga etmiştik. Biraz hava almak için çıktım. Sonra yaptığıma üzüldüm. Zavallının bir suçu yoktu. Dönüp özür dilemek istedim. Yanında bu zehir şişesi vardı. Kendini öldürmek istemiş. Kurtulacak mı dersiniz? Üzülmeyin, üzülmeyin, atlattı. Tam zamanında haber vermişsiniz Bay Hatun. Nereden bilebilirdim öyle yapacağını? Sizi çok seviyor. Zavallı çocuk. Görebilir miyim onu? Tabii tabii, kendine geldi. Yalnız gitmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Doktor Lebard. Bayan Hatun hamile. Efendim? 2,5 aylık hamile. Yani çocuğunuz olacak Bay Hatun. Ne diyorsunuz? Tanrım, sahi mi? Demek bu yaştan sonra baba olacağım. Evet. Buna sevineyim mi, üzüleyim mi bilemiyorum ki.
Mahkeme nasıl gidiyor? Kötü, çok kötü. Sanırım birkaç güne kalmaz tutuklarlar beni. Bay Hatun, yıllardır doktorunuzum. Sizin böyle bir iş yapacağınızı hiç sanmazdım. Yapmadım Doktor Levert, inanın yapmadım. Beni yeterince tanırsınız siz. Hiç öldürebilir miyim Emily'yi? Korkunç bir iftira bu. Bütün deliller aleyhinize. Ne yazık ki öyle. Yine de size inanıyorum Bay Hatun. Cinayet işleyebilecek yapıda bir insan değilsiniz. Ama bunu kanıtlayamıyorum ki. Üzülmeyin. Elbet adalet yerini bulur. Hadi gelin de karınızı görün siz. Zavallı, perişan. Peki. Doris. Sen misin Johnson? Evet yavrum. Beni sevmiyorsun. Öfkeyle söylenmiş sözlere aldırmamalısın Doris. Bana engel olmamalıydın. Beni kurtarmamalıydın. Sevilmediğini bilerek yaşamaktansa... Saçmalamayı bırak. Sevmesem seni evlenir miydim hiç? Hem bir çocuğumuz olacakmış. Bak, ne güzel bir haber bu. Bu haber sevindirdi mi seni? Çok sevindirdi yavrum. Hem de pek çok. Demek sonunda seni mutlu edebildim. Evet. Sevindirebildim. Evet yavrucuğum. Çocuğun için yaşamam gerekiyor öyleyse. Doris. Seni seviyorum inan bana. Belki bunu ben de çok geç anladım. Ama geç de olsa anlayabilmenin hiç mi önemi yok? Yıllardır bir çocuk özlemi içindeydim. Şimdi onu bana sen veriyorsun. Ama inan ki bu yıllardır özlemini çektiğim çocuktan da daha değerlisin benim için. Gülüşüne, çocukluklarına hatta saçmalıklarına bile hayranım. Neler söylüyorsun? Hiç böyle laflar duymamıştım senden. Kendimi mutlu hissediyorum. Gülmek istiyorum. Dans etmek istiyorum. Doris. Güzel yavrum benim. Bütün istediklerin olacak göreceksin. Hele bir iyileş. Bay Hatun. Geliyorum Doktor Levert. Hadi sevgilim. Sen uyu biraz olmaz mı? Öp beni. Güzelim. Hoşça kal şimdilik. Ne haber Doktor Levert? Polisler tutuklamaya gelmişler sizi. Ne diyorsunuz? Demek kurtuluş yok bu işte. Zavallı Doris. Ona bir şey söylemeyin, idare ederim ben. Teşekkür ederim doktor. Ne oldu Bayan Spence, hasta mısınız? Evet doktor, çok hastayım. Onun için size gönderdim Helen'i. Hemen gelmenizi istedim. Bakayım bir dakika. Ateşiniz yok. Sinirlerim bozuk. Asacaklarmış onu değil mi? Bütün gazeteler yazıyor. Bakın hepsi burada. Hepsini okudum. Çok mu üzülüyorsun? Yok canım, niye üzüleyim? İyi oldu. İyi oldu, çok iyi oldu. Ama karısı arkadaşınız olduğu kadar Bay Hatun da arkadaşınızdı. Hı? Karısı arkadaşımdı sadece. Bay Hatun değil. Ama Bay Hatun sık sık uğrardı size. Ne çıkar uğramasından? Demek ki aranızda bir dostluk vardı. Hayır, yoktu. Pekala. Söylediğiniz gibi olsun. Neden öfkeleniyorsunuz? Yeni karısı hamileymiş, öyle mi? Evet. Kötü kadın, çeksin cezasını, o olsun. Niçin bu kadar nefret ediyorsunuz onlardan? Nefret ne kelime doktor. Elimde olsa boyunlarına takılan ipi şu ellerimle çekerim. Gerçekten sizin sinirleriniz çok bozuk. Zavallı Emily. Bunca yıl bir katille aynı çatı altında yaşadı. Korkunç bir şey bu. Üstelik de Bay Hatun ne yaptı? Kızı yerinde bir budalayla evlendi. Ona layık olan başkaları dururken... Mesela kim Bayan Spence? Kimse kimsize ne? Neden ilgileniyorsunuz? Durup dururken insanı suçlamasanıza. Kimseyi suçladığım yok benim.
Ahlaksızlar. Ahlaksızlar. Üstelik bir de bebek gelecekmiş. Ne utanmazlık değil mi? Bence onları suçlamak yanlış olur. Sizde onlarla uğraşmak sabit bir fikir haline gelmiş. Nasıl gelmesin? Emil arkadaşımdı. Zavallı, mızmız, hastalıklı bir kadındı ama ne yapsın? Elinde değildi ki böyle olmak. Bayat'ın karısından çok çektiğini söylerdi. Size mi? Evet, bana. Hani aranızda dostluk yoktu? O zamanlar vardı. Niye bana soru soruyorsunuz doktor? Yoksa benden mi kuşkulanıyorsunuz? Sizden niçin kuşkulanmam gerektiğini anlayamadım. Şunu bilin ki hiçbir şey yapmadım ben. Hiçbir şey. Ama o yaptı. O yaptı Bay Hatton. Kalkıp bir budalayla evlendi. O budala için karısını öldürdü. Oysa onu çok seven bir başkasıyla evlenebilirdi. O başkası siz misiniz yoksa? Ben mi? Tanrı korusun. Tanrı korusun. Ben sadece nefret ediyorum ondan. Nefret ediyorum. Aslı Cahit'imde öyle memnunum. Bayan Spence, bana kalırsa siz Bayan Hatton'u zehirleyenin kim olduğunu biliyorsunuz. Bay Hatton. Sinirleriniz bozuk. Size bir kahve vereyim mi? İyi gelir ha? Kahve mi? Kahve ha? Neden? Hayır istemiyorum, hayır. Bayan Spence, gazeteler olayı enine boyuna yazdılar, ben de okudum. Bayan Hatton kocasının verdiği ilaçtan zehirlenmiş olabilir ya da aynı anda verilen başka bir şeyden. Mahkeme ilaçtan zehirlendiği üzerinde durdu. Sizin ifadenizde ise ilaçtan sonra Emily'nin kahvesini verdiğiniz belirtiliyordu. O günden beri mi korkuyorsunuz kahve içmekten?